uzun zamandır derbileri takip etmeye çalışıyoruz abi. Yani burada böyle gelip şey demeyeceğim. Beşiktaş Kadıköy'e çıkacak, Fenerbahçe 3-0 yenecek, çok rahat bir galibiyet bekliyorum gibi şeyler söylemeyeceğim. 3-0 galibiyet, yani en fazla 2-0 galibiyet bekliyorum Beşiktaş lehine. Şaka bir yana, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının akıbetini Galatasaray-Adana Demirspor maçı biraz belirleyecek gibi. Galatasaray-Adana Demirspor maçında bir galibiyet çıkarırsa, Fenerbahçe'nin üzerindeki yük biraz daha artmış olacak her geçen dakika. Hele hele skoru bulamaması durumunda. Ahmet'in sürekli söylemiş olduğu Kadıköy'deki stres yönetimiyle ilgili eleştirilerini de dikkate alırsak. Aynen, devam. Galatasaray bu maçı kazanır. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladığında bambaşka bir ambiyans olabilir. Hele hele Beşiktaş ilk golü bulması durumunda. Kadıköy çok büyük bir güç. Kadıköy inanılmaz bir ambiyans. Ama işler tersine döndüğü zaman Fenerbahçe kadar canı yanan orada başka bir rakip takım bile olmuyor. Bir de eğer bu maça Beşiktaş Kadıköy'e Valerian İsmail ile gitseydi biraz çekincede kalabilirdim. Biraz daha yorumları yaparken acaba Cesus Hoca, Fenerbahçe tribünü, Fenerbahçe'nin son zamanlardaki formdaki oyuncuların dikkate alarak yorumlar yapabilirdim. Biraz daha çok özür dilerim Serkan. Lütfen. İsmail dediğin için az önce özette de ekrana geldi. Valerian İsmail'in Beşiktaş kariyerinin bittiği anın görüntüsü var orada. O gol kaçtıktan sonra gösterdiği reaksiyon. Ki o gün de konuşmuştuk bu arada. Evet, konuştuk. Bundan sonra dönemez artık, Beşiktaş'ın başında kalamaz diye. Şimdi öyle bir hoca, iyi bir insandı İsmail Hoca. Yani gitti diye şimdi ben bir şey söylemeyeceğim. Arada bir konuşuyoruz, adamın arkasından konuşmuş gibi olmayalım ama Türkiye'de Şenol Güneş gibi bir gerçek var. Şenol Güneş gibi çok önemli bir kariyer var. Hele hele bir de Şenol Hoca'yla Fenerbahçe arasındaki önceki yıllardaki gerilimi de düşündüğümüz zaman, yani şu an insanlar Fenerbahçe-Beşiktaş maçını düşündüğü kadar, abartıyorum tabii ki bu kadar konuşulmuyordur ama Şenol Hoca'nın giyeceği kıyafet bile konuşuluyor. Çünkü Şenol Hoca o kadar büyük bir figür, çok önemli bir karakter. Bir de karşısında çok önemli bir kariyere sahip olup, çok iyi bir başlangıç yapıp, devamını getiremeyen, büyük maçlarda iyi bir görüntü sergileyemeyen, gol atmakta, büyük maçlardan bahsediyorum, gol atmakta bile zorlanan bir Cesus olduğu zaman Şenol Hoca'nın burada kendi takımı bir adım öne çıkıyor. Ya tabii ki bir de derbinin o günkü atmosferinde futbolcuların günlük performanslarını baz almamız gerekiyor. 20. dakikada Beşiktaş kırmızı görür, penaltı kullanır Fenerbahçe, bambaşka bir şeyden bahsederiz. Ama normal şartlarda Beşiktaş'ın oradan kazanarak değil, iddialı bir şey söylemeyeceğim, kaybetmeden geri dönme şansı kendi evine çok çok büyük bir ihtimal. Yani ben eğer bu maçla ilgili, yani Ahmet'le böyle bir iddiaya giriyor olsam, artık girecek bir şeyim de kalmadı. Yani dilim yandı artık Icardi'den dolayı. Ama iddiaya girecek olsam, beraberlik ve Beşiktaş'ı alırsam inanılmaz derecede rahatlardım. Şenol Hoca gerçeği, Beşiktaşlı futbolcuların son bir aylık form grafiği, üstüne üstlük Beşiktaş'ın bence Fenerbahçe'den daha iyi bir takım olması. Ben Beşiktaş'ı kazanır diyemiyorum. Ancak rahatlıkla, beraberlikle geri döneceğini düşünüyorum. Burada şunu söylemeyeceğim. Şenol Hoca ve Beşiktaş gidip beraberliğe oynayacak demiyorum. Bu cümleyi söylersem Şenol Hoca katılmaz çünkü bana. Ama ben ilk Şenol Hoca'nın kafasında beraberliği bir cebime koyayım. Önce beraberliği mi? Önce beraberliği Beşiktaş ve Şenol Hoca bence cebine koyacak. Fenerbahçe, Galatasaray maçının skoruna göre de oradaki ambiyans her geçen dakika daha da enteresan hale gelecek. Olumsuzluk anlamında söylüyorum Ahmet. Ben de tahminimi yapayım, bitir. Hemen bitiriyorum. Şenol Hoca ikinci yarıda 60'tan 65'ten sonra Fenerbahçe kalesine daha fazla gidecektir. Çünkü Beşiktaş'ın oradan rahatlıkla bir puan çıkartılabilecek. Artı futbolcularının 10 üzerinden 7, 7,5, 8 oynaması durumunda da galibiyet çıkartabilecek gücü var net. Ben de açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe maçı kazanacağını düşünüyorum. Sadece bu noktada bir gerçekten bahsetmemiz gerekiyor. Abubakar'ın neler yapacağı çok önemli. Yani ben gelmeden önce de söylemiştim. Özel önlem alır mı? Çok, ben olsam almam. Çok gerek yok. Çok gerek yok yani. Özel önlem aldığında bir şey değişmiyor. Çok değişik bir adam. Yani
fiziği inanılmaz hızlanması. Ben zaten Abubakar'ın kişisel olarak bir takıma etki edebilme anlamında dünyada hani en top oyuncuları bir kenara koyduğumuzda, birkaç oyuncuyu bir kenara koyduğumuzda yani ilk onda olduğunu düşünüyorum. Gelmeden önce de Beşiktaş'a demiştim ki hangi takıma giderse şampiyonluk potasına sokabilir. Öyle evet. Bir yetenekli bir evet, oyuncu dedim. Demiştim. Şimdi abimizin çıkar eser kafasına iki tane garip hareket yapar, gol atar. Orasını bilmiyorum. Çünkü Dünya Kupası'nda bile yaptı yani. Girdi maça, formayı çıkardı. Hatırlıyorsun evet. Yani. Şimdi ama şöyle bir şey var. Birer böyle muhtemel 11 alacağım. Da bir saniye, o bitti. Ya Abubakar böyle bir anormal bir performans sergilemezse ben Fenerbahçe'nin net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Net olur derken farklı falan değil. Oyun olarak üstün gelerek galip geleceğini düşünüyorum. Nedense bilmiyorum. Emre'ye dokundurmak için söylemiyorum vallahi. O benim fikirlerimi biliyor diyor. Yemin ediyorum ama o yüzden fikirlerimi biliyorsun diye. Nedense ben Beşiktaş-Fenerbahçe ve Fenerbahçe-Beşiktaş maçlarında daha fazla heyecanlanırım. O benim gerçek fikrimi biliyor. O yüzden onu dokundurmak için yapmıyorum. Çocukluktan gelen çok bir şey. Çok güzel maçlar oluyor. Çok güzel maçlar oluyor. Yani Fenerbahçe-Beşiktaş maçları. Çok acayip, evet. Özellikle hem Kadıköy'de... Beşiktaş da fena olmuyordu. Kim? Galatasaray-Beşiktaş da güzel oluyor genelde böyle. Var da. Çok sıkıcı maç da var. Çok tek taraflı maç da var. Kime ihtiyaç varsa 3 puan Galatasaray-Beşiktaş maçlarında. Evet doğru. Yenecek şampiyon olacak kimse o oluyor. Fener-Beşiktaş hakikaten güzel oluyor. Fener-Beşiktaş maçları yani... O Pankuk'un kaleye geçmesinden bugüne çok şahane maçlar. Onun bile biraz öncesi var. Seyir zevki olarak gerçekten Beşiktaş-Fenerbahçe maçları hem çok daha gollü oluyor seyir zevki... Çok daha yüksek oluyor orada. Daha komik olaylar oluyor. Güzel olur. Ya heyecan kısmından bahsetmiyorum. Maç öncesi evet. Duyulan heyecan olarak değil ama evet. Yani sahaya yansıyan görüntü olarak Beşiktaş-Fenerbahçe. Fenerbahçe-Beşiktaş maçları hakikaten çok keyifli oluyor. Şu ilk yarıdaki 0-0'lık maç bile şimdi bakıyorum. Gol yok ama ne kadar maç heyecanlı. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Ben Beşiktaşların çoğu da şey demiyorum ya heyecanları şöyle. Hı-hı. O anlamda söylemiyorum. İnan bana. Beşiktaş-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Beşiktaş maçları Beşiktaşlar için daha kıymetlidir. Nedense hep öyle gelmiştir bu. İşte ben 92 doğumluyum. İşte ortalığı karıştırmışım şimdi. Herkes için Fenerbahçe maçları daha heyecanlı. Ha söyle evet söylenir bu. Yani, doğru Trabzonlar söylüyorsun. Trabzonlar için de öyle. Söylenir bu. Ben Beşiktaş-Fenerbahçe maçlarında Galatasaray maçlarına oranla daha heyecanlıdırım nedense. Çocukluktan kalma bir şey bu. O yüzden Fenerbahçe'yi yendim Beşiktaş daha mutlu. Fenerbahçe'yle Beşiktaş'ın rekabetiyle... Öyle, herkes öyle. Türkiye'de herkes abi şimdi öyle. Şenol Hoca geliyor. Yani bak şimdi şeyden benim abim, Gaziantep Çevik Şube Müdürümüz, sevgili Mehmet Necar selamlar. Abi. Selamlar. Mehmet Necar, selamlar, saygılar. Diyor ki her şeyden önce bir kere kazasız belasız, şahane bir derbi tabii, olsun. Tabii, inşallah. Ya öyle bir hava da yok. Mehmet inşallah. Müdürüm olmaz çok güzel şey. Söylüyor. Bir de diyor ki Selim'le Sercan'ın atışması ya hiç atışmadık ki. Güzel oluyor diyor. Çok düşük tempoda. Çok düşük tempo. Çok düşük. Bugün yani tansiyon bugün çok düşük yani. Ben dün gece 3'te yattım. Bugün sabah 9'larda kalktım. Bütün gün dışarıdaydık. Mehmet abiye selam olsun. Ayaklarına taş değmesin. Gaziantep Çevik Şube Müdürümüze. Ve beraberindekiler hiçbirinin ayağına taş değmesin. Allah yardımcı olsun. Ama yani Beşiktaş Hatay-Antep maçlarında bir 5 puan çıkartıp federasyon doğru olan kuralı uygularsa yani öyle bir senaryoda düşünsene bir anda şimdi bak, kural Emre, mı? Şu anda seni kural onu bilerek işin içine çekmek hayır, için. Hayır sen vallahi seni işin içine çekmek için yaptım. Hayır doğru kısmını geçtim. Yani bilerek yaptım zaten seni kışkırtayım diye yaptım. Şaka bir şaka de şey yapıyorum. Kısmı gerçekten önemli. Yani Galatasaray tabii kendisi aslında favori ama ya oradan gelecek haber maçı bayağı etkileyecek. Çok etkileyecek. Çok belirleyici olur. 3'e düştü. Ya 3 diyorum çünkü hani... Oynanma şey hükmen maç olduğu için 6 da diyebiliriz yani ama şeyde 3 burada bir de oradan puan takılmayla gelirse ya bu defa herhalde Kadıköy atmosferi toparlar diye düşünüyorum yani Sevilla maçında bile yeterince Fener benim Beşiktaş'ı biraz daha avantajlı görme sebebim kazanır demiyorum Ahmet biraz daha avantajlı görme sebebim şu Fenerbahçe kırılgan olmasını anlattın sen çok daha iyi anlatıyorsun Avrupa'dan elendi. Galatasaray kazanırsa çok acayip bir puan farkıyla o maça çıkacak. Evet, evet. Üstüne üstlük bir de Beşiktaş orada biraz daha ayakları sağlam basarsa Şenol Hoca'nın Cesus Orhan'la Türkiye'deki büyük maçlarla büyük bir başarısı olması. Cesus orada üstünlüğü bence rahat sağlayacak. Sercan Şenol bize Hoca. Bir muhtemel ver. Ne olur. Nasıl bir 11'le çıkar? Kan, yürek, bilek. Bravo. Güzeldi, güzeldi. Güzel çok güzeldi. Kalede Mert. Mert.
Sağ bek Onur. Onur. Sağ stoper Tayyip Tağlağ bugün oldu. Bugün antrenman vardı. 17'de Beşiktaş antrenmanında yer almadı. Sakatlığı devam ediyor. Daha maça çok var. Edindiğim bilgi Tayyip Tağlağ'ın Kadıköy'de ilk 11'de oynayacağı. Tamam. Yarın ben antrenmana çıkmasını bekliyorum Tayyip Tağlağ'ın. Çıkıyorsa bil ki 11'de. Evet. Yanında... Tayyip Tağlağ yanında sol stoper Omar Kole. Tamam. Sol bek Masuaku. Orta saha üçlüsü Salih Getson Amir Hatzametovic. Kanatların biri Gezzal. Diğeri Cenk Tosun. Forvet'te de en az iki gol atacak olan Abubakar. En az. Gezzal ilk maçta sonradan oyuna girmiş, evet, değil mi? Evet. Sonra zaten doldu boşalta geçti. Kadroyu sayınca aklımda tek bir ihtimal canlandı. Bu maçta gol olmama 0-0 ihtimali gerçekten bu defa. Böyle deyince de kesin 0-0. Böyle deyince de aynen. Abubakar, İlk başta öyle demiştik. Abubakar. Yani. Abubakar'ı saydın. Hem bireysel antrenmanlarında bir problem yok. Hem işte Kadıköy'deki ve büyük maçlardaki etkinliğini de zaten Ahmet çok iyi anlattı. Benden daha iyi anlattı Ahmet. Gezzallı, gerçekten, Abubakarlı, hele hele Gezzal'ın düzeldiğini ve fizik olarak da eskiye daha yakın olduğunu düşündüğümüz zaman Cenk Tosun'la da birlikte ben o hücum üçlüsü çok tekrar iyi edelim. Mert, Onur, Onur Tayyip, Tala, Koley, Masuaku, üçlü, Getson, Amir, Salih, Uçan, Cenk solda, sağ tarafta Gezzal, ileride Abubakar. Müthiş. Bu. Müthiş 11. Bu. Sürpriz olmaz. Olmaz. Hadi diyelim Tayyip oynamadı. Şey olur. Sais. Sais olur. Sais olur.